Öncelikle bu akşam vakti yorulup geldiğiniz için, davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben vatandaşın, halkın gözü kulağı basın mensubu olduğuna inanan bir kardeşinizin. Olan bitenlerden haberdar olmak, olan bitenleri öğrenmek, vatandaşın bilgilendirmek için siz bir kamu görevi yapıyorsunuz. Bu kamu görevini yaparken de bir tecrübeniz, bir birikiminizin, bir samimiyetinizin Bitlis için, Bitlis'te olmamız hesabıyla söylüyorum. Genelde, özellikle Bitlis genelde Türkiye için hayırlı işlere koştuğunuzu biliyorum. Bugün de zaten eğer derdiniz olmasaydı gecenin bu vaktinde her biriniz bir yerde eğlenebilirdiniz. Ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla zaman geçirebilirdiniz. Onun için size teşekkür ediyorum. Zahmet buyurdunuz. Şimdi tabii bir seçim sürecine girdik. Biraz da ani oldu. Ama bence de hayırlı oldu. Çünkü uzun bir süre Türkiye'nin seçim atmosferi içerisinde bir yere gitmesi mümkün değil. Bir şey konuşuldu mu? Ya evet ya hayır olması gerekirdi. Bu karar verildi. Bu karar bizim dışımızda ama ben bu kararın doğru olduğunu düşünen bir kardeşinizim. Karar verildikten sonra işin doğrusu tabii bizim öyle bir düşüncemiz yoktu başta ama karar verildikten sonra bir iki gün sonra çok da değil bir iki gün sonra ciddi ciddi düşündüm. Ya dedim bakın memleket millet için bu karar veriliyorsa kendini sorumlu eden her bireyin sadece ben değil. Ben bu memlekete, bu millete hizmet edebilirim. Taş taş üstüne koyabilirim. Elmi taşın altına koyabilirim. Diyen herkesin bu yola çıkması lazım. Çünkü ben hizmetin siyasetten gittiğine inanan bir kardeşinizim. Yani bir yerde iyi bir siyaset yapılıyorsa, iyi bir çalışma varsa o yere hayırlı hizmetler de gelir. Buna inanan bir kardeşinizim. Tabii önce İşin doğrusu kendi ailemle, annemle, babamla, kendi çevremle. Böyle bir niyetim var, ne diyorsunuz? Allah mübarek etsin, dua ederiz dediler. Sonra görüşmem gereken büyükler var, dostlar var, arkadaşlar var. Onlarla görüştüm, onlarla konuştum. Bana uygun olacağını söylediler. Hayırlı bir hizmete vesile olacağımızı söylediler. Biz de ya Allah Bismillah dedik. Madem geçmişte bir devlet tecrübemiz var. Bürokrasiden geçmiş. Ankara'yı biliyoruz, Türkiye'yi biliyoruz. Hatta ve hatta dünyayı biliyoruz. Görmüşüz, bu konuda deneyimlerimiz var, tecrübelerimiz var, birikimimiz var. Parlamentoyu biliyoruz. Uzun süre komisyonlarda çalıştım. Değişik vesilelerle değişik çalışmaları yaptık. Sistemi biliyorum. Bir memlekete hizmetin nasıl gidileceğini, nasıl kalkındırılacağını, neler yapılacağını en hızlı, en pratik şekilde. Yani hasbel kader demeyeyim de bunları yaşadığımı eğer yeniden böyle bir yola girersem özellikle Tatvan, Bitlis, kendi ilçe ve genelde Türkiye için hayırlı hizmetlere imza atabileceğimi inanarak ya Allah Bismillah dedik, bu yola çıktık. Birçoğunuz geçmiş dönemlerden beri basın mensubu arkadaşlar tanır ama tabii ben burada konuşurken sadece size değil bütün Bitlisli hemşerilerime. Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Hizan, Güroymak, Mutki, beldeleriyle, köyleriyle birlikte herkesin tanıması için konuşuyorum. Biraz önce biz kendi özel konuşmalarımıza dedik ki gariban bir köylü çocuğu olarak. Daha sonra 5-6 yaşında Türkçe öğrenmiş. Sonra da Allah'a hamd ediyorum. 3 tane fakülte bitirmiş ve devletin bütün kademelerinde bir dağ köyünde öğretmenliğe başlamış. Nihayetinde müdür yardımcılığı, okul müdürü, şube müdürlüğü, teftiş, müfettişlik, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük ve müsteşar yardımcılığı. Yani her faniye nasip olmayan dünya makamlarını Allah nasip etti. Öyle veya böyle. Allah'a hamd ediyorum öncelikle. Ve milletime de teşekkür ediyorum. Onlar layık gördüler. Büyüklerimiz layık gördüler. Bizler de hizmet ettik, geldik. Ya daha sonra parlamento. Şimdi düşünüyorum. Yani aslında ben şu anda milletvekili, emekli bir milletvekilinden emekli olmuş
Aslında milletvekilinin bütün haklarını alıyor. Çok da eğer elmi taşın altına koymayacaksan, biraz önce söylediğim gibi uzak kalacaksan rahat. Ama ben rahatlığımı düşünürse vebal altında olduğumu, vebal altına gireceğime inanıyorum. Çünkü ben milletin parasıyla okudum. Milletin parasıyla belli yerlere geldim. Öyle yetiştim, öyle beyin haline geldim. Öyleyse bütün bu bilgi birikimi en verimli çağımda bir daha milletimin hizmetine sunmak istiyorum. Adaylığımın sebebi bu arkadaş. Çok net. Allah nasip ederse. Ha, diğer taraftan da Allah nasip etti, ben Bitlis genelinde 1993'ten 2002'ye kadar, yani kaç sene oluyor? 11 yıl müfettişlik yaptım, idarecilik yaptım ve bu sırada da Bitlis'in il, ilçe, belde bütün köylerini, Hizan'ın en ücra köyünden Gürümağ'ın en ücra köyüne, oradan da Mütkin'in en ücra köyüne kadar beldelerini tek tek gezmiş. Her yerin sorunu nedir? Her yerin oradaki aşiret yapısı nedir? Her yerin oradaki etnik yapısı nedir? İnsanların beklentisi nedir? Geçim kaynakları nedir? Bunları bir adım daha nasıl ileriye götürebiliriz şeyle, o zamandan beri bunları yazarak da geldi. Hepsi tek tek yanımda halinde. Tanıyorum, biliyorum. Bunun için malumunuz daha önce siyasete girerken de ciddi çalışmalar yaptık. Bunlarla uğraştık, koştuk, gittik. Geldik. Tabii ki siyasete giren, bürokrasiye giren herkesin bir hizmeti olmuştur. Ben sözlerin başında bunu da belirteyim. Kim bu memleketimiz için taş taş üstüne koymuşsa, olumlu anlamda bir çivi çakmışsa Allah ondan razı olsun deriz. Ama sahibine göre kişiler. Birisi 3 tane tuğla koyarsa birisi 50 tane koyar. Biz diyoruz Allah'ın izniyle 50 değil 150 bırakacağız. Daha çok çalışacağız. 8 saat değil, 10 saat değil, 16 saat, 18 saat çalışacağız. Gün olduğunda 24 saat çalışacağız. 48 saat uyumadan Allah nasip ederse memleket için koşacağız. Mesele budur. Yani bir hizmet anlayışıdır. Benim memlekete bir vefa borcum var. Bu vefa borcumu bilgimle, birikimimle, efendim, hizmetimle vermeye çalışıyorum. İstiyorum bunu yani. Allah nasip ederse ki geçmişimiz, yaptıklarımız birçoğunuz tarafından bilinmekte. Bu dönem nasip olursa çok daha hayırlı hizmetler yapacağız. Çok daha güzel hizmetler yapacağız. Memleketimizin en ücra köyünde, Bitlisimizin en ücra köyünde merkezine kadar belde bilen bir kardeşiniz olarak gezeceğiz, tozacağız, imkanlarımızı zorlayacağız. Halkımızın refah içinde, yaşaması için gerekli işlemleri yapacağız. Bir kere Bitlis'te bürokrasiyi en aza indireceğiz. Milletin sözü geçerli olacak. Asıl olan millettir. Asıl olan millettir. Nedir buradaki millet? Bizim yerel parlamentolarımız var. Belediye encümeni. İl encümeni. Bunlar yerel olarak aldığı kararları bürokrasiye, oradaki mülki idarelerle birlikte en hızlı, en pratik şekilde uygulamaya, biz de onlar için yeterli bütçeyi getirmekle mükellef olacağız inşallah. Bu açıdan da hem dinamikliğimizle, hem birikimimizle, hem tecrübemizle, hem memleket sevdamızla biz durmak yok, yola devam dedik. Bir dönem daha Allah nasip ederse, her seferinde gelip tekrar tekrar ben olayım anlayışının ötesinde bir dönem daha memleketime, ilime, dostlarıma, vatandaşlarıma, buradaki kardeşlerime hizmet etmek istiyorum. Ben bütün Bitlis'i, bütün Bitlis halkını ayırmadan kardeşim olarak, dostum olarak, hemşerim olarak, göz bebeğim olarak görüyorum. Ve bu sevda ile, bu anlayışla yola çıktık. Nihayetinde Allah'ın takdiridir. Kadere inanan kederden emin olur. Biraz önce söyledim. Nereden nereye? Allah dilerse tekrar oradan oraya gider yani. Onun için rahatız. Onun için biz bu yıl içinde yeni yapılacak 24 Haziran erken genel seçimlerinde, bütün bunlara girerken şunu da atlamam mümkün değil.
Yeni bir sistemle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemiyle karşı karşıyayız. 100 yıldan bu tarafa ilk defa böyle bir sistem değişikliği oluyor. Bu sistem değişikliğinde de hayır olduğuna inanıyorum. Güzellikler olduğuna inanıyorum. Memleketin hızlı bir şekilde büyüyeceğine inanan bir kardeşiniz olarak en çok da belki bu beni etkiledi. Sayın Cumhurbaşkanımız, kendi partim açımdan söylüyorum, kendi iddialarım açısından söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde acaba ben de bir oy daha fazla getirebilir miyim? Acaba bu sistemi daha güçlü hale getirebilir miyiz? Acaba memleketimiz, milletimiz için daha hayırlı işler yapabilir miyiz anlayışıyla elimizi taşın altına koyacağız inşallah. Takdir, milletvekili aday olmak konusunda karar genel merkezindir. Partimin genel merkezinindir. Sayın Cumhurbaşkanımındır. Ama seçme seçilme takdiri milletindir. İnşallah hayırlı sonuç alırız diye düşünüyorum. Evet, sorularınız varsa, sormak istediğiniz varsa bir sohbet havası içerisinde. Belki atladığım yerler olmuştur. Biraz da insan heyecanlanınca. Sayın Bekir, o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletvekilinin vasfı ne konuda olacak? Eski sistemle devam edecekler mi, yoksa eski yetkileri alıp farklı bir şekilde mi hayata geçecekler? Milletvekili asli görevine dönüyor. Parlamentoda kanun çıkarıcı haline geliyor. Hiçbir kaybı yoktur, hiçbir eksiği yoktur. Daha güçlü hale geliyor. Milletvekilinin burada bir şey yok, bir kaybı. Yani milletvekilinin pozisyonu, yetki anlamında kaybı yok. Herhangi yanlış anlaşılmasın. Parlamento daha güçlü hale geliyor. Parlamento asli görevine dönüyor yani. Efendim, siz diğer adaylara göre biraz daha referanslısınız, daha önceki milletvekili döneminden kaynaklı. Geçmişinizden geleceğinize referans olan faaliyetlerin birkaçından söz etmek ister misiniz? Şimdi tabii insanın kendi yaptıklarını anlatması kadar zor bir şey yok. Çok zor bir soru. Yani bizim yaptıklarımızı milletimizin takdiridir. Ama şunu söyleyeyim. Biz iktidara geldiğimiz zaman Tatman'da 3 tane lise vardı. Şimdi sayısını ben size sorayım. Ya bana 11, ya 12, ya 13 diyeceksiniz. Bak, basit bir şey söyleyeyim. Ben siyasete girmeden, daha bürokratken şunu tespit etmiştim. Şu anda da öyledir. Bizim burada bizi yükseltecek 3 şey var. Bir tanesi turizmdir. Turizmdir. Bir tanesi bizim Van Gölü'müzdür, denizimizdir. Biz deniz diyoruz. Bugüne kadar ondan yeterince faydalanamadık. Bir tanesi de biz burayı Silikon Vadisi haline getirebiliriz. Bilişim sistemleriyle, bilgisayar teknolojisiyle. Peki bununla ilgili ne yaptınız, madem bunu biliyorsunuz? Geçmişe yönelik. Siz söylediğiniz için çok net olsun. Ben o gün Sayın Bakan'a söyledim ki, o dönemin bakanına dedim ki, Sayın Bakanım, bizim denizimiz var, bizim gölümüz var ama bir denizcilik lisemiz yok. Dedi ki, ya bir denizcilik lisesi İstanbul'da var, her yer denizcilik lisesi olur, ben istiyorum dedim. Denizcilik lisesini istiyorum, benim buradaki gençlerim burayı bitirecekler. Hem gölden faydalanacaklar, hem bu bitiren insanlar verer. Burada olmasa dünyanın neresine giderse gitsin iş bulacak bunlar. İş sahibi olacak. Çünkü biz daha doğar doğmaz denize atlıyoruz, göle atlıyoruz, yüzmeyi öğreniyoruz, haşır neşiriz. Ama bir süre sonra kuparılıyoruz burada. Ve denizcilik lisesini açtık. Türkiye'nin birçok yerinde yoktur. Sayılıdır. Var mı denizcilik lisemiz? Şöyle bir düşünün, İstanbul'un dışında yoktu. Var yani şimdi. Dedik ki turizmle gelişecek. Turizm neyle gelişecek? Nitelikli insan gücüyle gelişecek. Kalifiye elemanla gelişecek. Turizm meslek lisesini açtık. Kalifiyeli insan yetiştirdik. Niye? Bizim Nemrut'umuz var. Dünyanın şaheseridir. Başka bir yerde yok. Bir ahlatımız var. Bölge olarak söylüyorum. Tam bir açık hava müzesi. Tarih. Adil Cevaz Hakeza. Bitlis. Bitlis zaten, çok samimi söylüyorum. Mardin Bitlis'in yanında bir şey değil ama biz bozmuşuz. Yeniden aslına dönmesi lazım. Bitlis müthiş bir yer. Yok böyle bir şey. Yani biz aslında turizm anlamında, tarih anlamında, kültür anlamında, eser anlamında diyebilirim ki Türkiye'nin en iyiliğiz. Ama biz potansiyelimizi değerlendirememişiz. Bakın, Anadolu Turizm Meslek Lisesi açıldı ve 4 yıllık Ahlat'ta Otelci Turizm Yüksek Okulu var. Birbirini tamamlayacak bunlar. Ne yaptık?
Dedi ki bilişimle ilgili, çünkü gençleri siz daha lise çağındayken bilişime yönlendirmediğiniz zaman daha sonra olmuyor, oturmuyor. Hayırseverimiz lise yaptı ve bu kardeşiniz burası bilişim lisesi olacak dedi. Bir girin bakalım sistemde, Türkiye'de kaç tane bilişim lisesi var? Biz buraya fen lisesi açtık. Anadolu Öğretmen Lisesi'ni açtık. Ve daha birçok lise. Öbür taraftan kız imam hatip, erkek imam hatip, öbürünü deri derken eğitimci olduğum için önce ondan başlayayım. Ciddi bir hamle başlattık. Bakın 2000, hatta bizim AK Parti iktidarına kadar burada bir tek tane orta öğrenimde pansiyonlu okuyacak öğrenci yurdumuz yoktu. Tatman içine ele alıyorum burada olduğumuz için. Şimdi 2000'in üzerinde bizim yatak kapasitemiz var. Niye? Köyde ilkokulu bitiren çocuğumuz veya yatılı okulda bitiren kardeşimizin onun bunun kandırmalarıyla, onun bunun yalanlarıyla başka yere gitmesin diye burada eğitimine devam etsin. Memleketinin milletini seven, manevi ve milli değerlerine sahip bireyler yetiştirelim. Başkaları oyuncağı olmasın. Bunlar yapıldı. Üniversite bizim için hayat. Yoktu, 3-5 yerde vardı. Allah nasip etti, Türkiye'nin genelinde olduğu gibi. Bitse en güzel üniversitemizi açtık. Tatvan'a gerçi zaman zaman şikayet oluyor ama bir bölge hastanesi yapıldı. 200'ün üzerinde şimdi bizim uzman doktorumuz var burada. Yani artık bizim hastalarımız Van yolunda, Diyarbakır yolunda, Erzurum yolunda Allah'a şükür ölmüyor. Ve oraya yapmamızın en büyük amaçlarından bir tanesi de Allah nasip ederse fakültenin, üniversitenin yanında da ileriye yönelik tıp fakültesi haline getiririz. Hedefimiz şimdi bu olması lazım. Yani kendi almayı sabaha kadar sayabiliriz. Ya biz dağları deldik. Yani şu tünellere bir bakın. Şu çift yollara bir bakın. Çoğu bizi yaptı. Benim zamanım, yani bizim katkılarımız da oldu. Yani o kadar çok sayabiliriz ki köylerimizin asfaltından, köyler için taşra için asfaltından, elektriğinden, suyundan, internet sisteminden. Sayın Başbakanımız diyor ya, yaşlı kadın bana dedi ya sen başbakan olmuşsun ama cahil kalmışsın. Sen daha ADSL'i bilmiyorsun, Allah bilir Messenger'i de bilmiyorsun. Şimdi benim vatandaşım, benim kardeşim artık bunu istiyor. Yani birçok şey aşına sorunlar biter mi? Asla. İhtiyaçlar sınırsızdır. Dün bizim ihtiyaç görmediğimiz şeyler bugün ihtiyaç haline geldi. Şimdi düşünün, geçmişte bir ailede bir tane araba varsa bu ailenin durumu çok zengin, arabası var. Şimdi ailede 5 kişi varsa bay bayan fark etmiyor, 5 tane araba var. Ve herkes diyor benim olsun. Ve zaruridir diyor yani. Şimdi ihtiyaçlar böyle değişince yeni yatırımların gelmesi lazım. Yeni çalışmaların yapılması lazım. Yeni hizmetlerin gelmesi lazım. Yani sağlık anlamında insanlarımız ilaç alamazken şimdi herkesin bir sağlık güvencesi var. Yani Türkiye çağ atladı ama biz içinde, biraz önce örnek verdim, içinde kaldığımız için maalesef olmuyor bazı şeyler. Ama her şeye rağmen güzel günlerimiz bekliyor. Ümit var olacağız inşallah. Ben teşekkür ederim. Efendim, belki seçim biraz erken ama tam zamanında oldu. Şimdi hani ülke bütçeyi vesaire işte oradaki savaş odaklandı. Sonra zaten dolar, avro ortada. Şimdi ülkenin hani bütçe konusunda bu seçimlerden sonra bir de bilirsiniz ki şey var, yerel seçimler olacak. Bir de oradan bir bütçe ayrılacak. Hani gerçekten erken olması iyi mi oldu yoksa biraz da bekleyebilir miyim? Yo, tam zamanında oldu. Türkiye büyük bir ülke. Böyle ufak da, yani bu seçim çok öyle bizim bütçemizi sarsacak, şu yapacak bir şey değil. Bir de bir Aslında bütçeden ziyade özür dilerim. Bu kadar kısa bir zamanda hani şimdi aylar adaylık sürecinde kendilerini çok iyi anlatabilecekler. herkes birbirini biliyor. Herkes birbirini tanıyor, onu söyleyeyim. Yani bazen biz kendi kendimize bahane arıyoruz. Mesele şuydu. Mesela asıl erken seçimin gündeme gelmesi 26 Ağustos, ama 26 olsa takdir edersiniz ki herkes tatildedir, başka yerdedir, ayrı şuradadır, buradadır, olmuyordu.
24 Haziran daha okullar bayramdır. Bayram arefesi okullar yeni tatildir. İnsanlar kendi yerlerindedir. Ve herkes oy kullansın. Demokratik hakkını, özgürce iradesini ortaya koysun diye. O zamana bırakmaya gerek yok. Eğer siz bir siyasi partiyseniz her an seçime hazır durumda olmanız lazım. Öyle baskın baskın bunlar yalan. Yok öyle bir şey. Eğer siz siyasi bir partiyseniz, Türkiye yönetmeye talipseniz her zaman hazır olacaksınız. Yok işte şu oldu bu oldu. Yok öyle bir şey. Siz gazetecisiniz. Alo işte burada haber var. Ya ben hazır değilim. Kusura bakmayın durun ben yarın bu olayı yaptım. Yok öyle bir şey. Ya bu seçim de aynı böyle. Siz siyasi partinin görevi budur. Siz memleketi yönetmeye talipsiniz. Ne zaman uygun olursa, ne zaman yani gerekiyorsa bu kadar sürede olur. Yani mühim olan buradaki şey şudur. Şu anda hali hazırdaki siyasi partiler girebiliyor mu? Girebiliyor. Yüksek Seçim Kurulu'na sorulur. Siz bunu ne kadar süre içerisinde gereklerini yerine getirebilirsin? Diyor 56 günde getirebilirsin. 56 gün yeter bize. Köydeki artık eskisi gibi değil. Yani biz işte siyasetçiyi tanımıyoruz. Biz partilerin programlarını bilmiyoruz. En uzak köydeki benim köylü kardeşim de televizyonu seyrediyor. Hatta bizden daha fazla programları seyrediyor. Kiminle konuştuğunu biliyor, kimin vizyonu ne olduğunu biliyor, kimin programı ne olduğunu biliyor. Yani bu şeyden minderden kaçmadır. Ya işte erken oldu ya niye oldu ya şu oldu. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bir yerde erken seçim gündeme gelmişse yatırımcı artık yatırım yapmaz. Belirsizlik başlar. Yani herkes tedirgin olur. Bu memleket, bu ülke o tedirginliği kaldıramaz. Bir an önce ne yapması lazım? O tedirginlik gitmesi lazım. Ha seçime giderken de kimsenin bir garantisi yok. Vatandaş yarın kimi takdir ederse demokrasidir. Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. O gelir orada yönetimi ele alır. Yani burada öyle bir şey yok. O minlerden kaçmadır işin doğrusu. Ben öyle düşünüyorum. Ve öyle de inanıyorum yani. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.